Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerimiz blok olarak hazırlanmıştır ve size sunmaktayız. Başbakan Dimitar Kovacevski ve Vomarod Dopaman'ın lideri Hristiyan Mitskovski bir araya geliyor. Bugün Başbakanlıktan yapılan açıklamada Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile ana muhalefet lideri Vamaro Dapaman'ın başkanı Christian Mitkovski çarşamba günü milletvekili kulübünde bir araya gelecektir. Yapılan açıklamada Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği entegrasyonun devamı ve tüm siyasi partiler, devlet kurum ve kuruluşların iyi komşuluk ilişkilerinin korunması usundaki tutumunun ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Milli Meclisi'nde yemin etmiş oldu. Öte yandan ise birçok üst düzey yöneticilerin arasında Cumhurbaşkanları ve Başbakanları da bu törene dahil olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Tevo Pendarovski de bu törene dahil olmuştu. Öte yandan ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda yeniden göreve seçilen Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Milli Meclis Genel kurulunda yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatpasını geçici Türkiye Büyük Milli Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den almış olduğu Erdoğan mazbatasını aldıktan sonra tamamen yemin ederek bütün katılanlara da teşekkür etmiş oldu. Arnavutluk'ta tek Makedon etnik topluluğuna ait olan Makedonya Avrupa Bütünleşme Aliyansı Parti Lideri Vasil Steryovski son Bulgaristan propagandalarını eleştirmiş olmasıyla birlikte Küçük Prespa bölgesinde bu sefer ise yeni bir misyon Bulgarların asimilasyon misyonu başlamış ve bunun engellenmesi konusunda detaylarını açıklamış olduğu kendisine göre 20 yıl önce Prespa bölgesi Yehova şahitlerine tamamen maruz kalırken o direnişi göstererek mevcut olan dinine ve milliyetine sahip olmuştu. Bu sefer ise başka bir sorun söz konusu olmaktadır. Bulgaristan'dan hem gazeteciler hem de misyonlar sıralı olarak bu bölgeyi ziyaret etmektedir. Kendisine göre Arnavutluk'ta sadece etnik olarak Arnavutlar başta olmak üzere ve geri kalan topluluklar ancak Makedonlar yaşamaktalar. Demokratik Bütünleşme Birliği'nin kuruluş günüyle ilgili olarak kutlamaları yarın saat 12'ye planlanmaktadır. Üsküp'teki Alexander Palace Otel'inde 21 senelik bir özgeçmişini açıklayacak olan lideri Ali Ahmet yanı sıra burada birçok kişinin de katılması bekleniyor. Onların arasında Radmila Şekerinska, Peter Arsovski, Gazmen Aydini, Teuta Arifi ve diğer üst düzey yöneticileri ve siyasiler buradaki kutlamalarına dahil olmasıyla birlikte katılırken hitaben olarak katılacağı da bildirilmektedir. Şimdi ise yakından ilginizi çekebilecek olan yerel haberlerimiz vardır. Debre Belediyesi son meclis toplantısında getirmiş olduğu kararların arasında belediyesinin düzü değiştirme kararını da almış olduğu televizyon 3 için demeçte bulunmuş olan Fuat Bahiyu mevcut olan statünün veya düzün değiştirilmesi konusuyla ilgili olarak meclis üyeleri ve yönetimi tarafından bir ihtiyaç duyulmaktaydı. Ondan dolayı 10 gün süren tartışmalar neticesinde Tam belediyeye ait olan ve yakışan bir düze sahip olmasıyla birlikte belediyenin çalışmaları daha iyi bir şekilde yasallaştıracağına inanılmaktadır. Merkez Jupa Belediyesi'nin son meclis oturumunda geri kalan noktaların arasında bütçenin gerçekleştirme takvimi ile ilgili olarak önemli kararlar getirmesiyle birlikte buradaki çalışmaları yakından belediye başkanı Aryan İbrahim de takip etmiş oldu ve çalışmalar ve tartışmalara dahil olmuştu. Öte yandan ise önemli olan kararlar oy birliğiyle getirilmiştir. Öte yandan ise mevcut olan kararların arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Necati Zekeri ilk okullarına, okul heyetlerine birer kişi mevcut olan onların süreleri bittiğinden dolayı yeni tayinler kararları da getirilmişti. Debre Belediyesi'ne ait olan 3 ilköğretim okulunda 200 civarında ilköğretim okulunu tamamlayacak olan öğrenciler söz konusu olmaktadır. 2022-2023 okuma yılında toplam 198 öğrenci Said Naideni, Penestia ve Risteristeski ilkokullarından mezun olacaklar. Büyük bir kısmı zorunlu lise eğitimden dolayı Debre Lisesi'ni tercih edecektir. Bazıları ise meslek okulları için Usturga Ohri, Gostivar veya Kalkandelen şehirlerindeki ilk öğretimden sonra tamamlamış olmasıyla birlikte orta eğitimine devam etmiş olacaklar. Bununla beraberce özellikle mesleğe tam sahip olma konusunda bazı öğrenciler diğer şehirleri tercih etmektedir. Yoksa düz lise söz konusuysa devre lisesi bütün gereken imkanlarını sunmaktadır. Mavrova Milli Parki yönetimce getirilmiş olan kararlarına göre 1 Ekim tarihinden başlayarak 31 ocağı kadar alabalığın avlanması radika ve geri alan çaylarda tamamen yasaklanmaktadır. Öte yandan ise sazan balığı ve buna benzer balıkların çeşitlerini avlanmama konusunda yasası tamamen 15 Haziran yani 30 Haziran bu seneye kadar devam edecektir. Öte yandan ise bütün... Mevcut olan yasalar ve bağlık avlanma izinleri sadece hafta sonu için söz konusu olmaktadır ve devlet bayramları ile ilgili olmaktadır. Öte yandan ise bütün bunları geride bırakacak olan sadece Temmuz ve Ağustos aylarıdır. O zaman her gün bağlık avlanabilecektir. Devredeki Dibra bisikletçileri bu sefer ise Kosova'yı fethetti. Mevcut olan çalışmaları kapsamında ve hazırlıklarını iyi bir şekilde yaptıktan sonra Dibra kulübünün birinci adamı Blendi Trotsi'ye göre bu sefer de uluslararası bir yarışmaya katılan devre bisikletçileri tekrar gereken pozisyonları almasıyla birlikte bölgemizi iyi bir şekilde temsil etme hak kazanmıştır. Bununla beraberce özellikle ikinci yer kazanılmasıyla birlikte Dibra Bisikletçiler Birliği aynı başarıdan devam ederken özellikle haftadan haftaya düzenlenmiş olan hazırlıklarına devam eder ve sıralı olarak beklenen sonuçlarını elde etmeye başladı. Son Kosova'da düzenlenmiş olan Uğuz Ağası yarışmasında ikinci yeri kazanmış oldular haber bültenimiz sona erdi görüşmek üzere efendim